Elimizde soya fasulyesi ekiminin ön plana çıkartılmasını, bir algı oluşturulmasını oluşturulması çalışmalarına başlamak istiyoruz. Çünkü 1972 yıllarında Gümüşhacı Köyü ve çevresinde soya ekimleri yapılmış. Ancak çiftçimizin ürettiği ürünü alacak kimse bulunmadığı için çiftçimizin elinde kalan soya fasulyeleri çiftçimizi mağdur etmiş. Ondan sonra da maalesef bu bölgede kimse soya ekimine yanaşmamış. Aslında çok fazla bir emeği olmayan, çok zahmet olmayan, direkt mısır mibzerleriyle ekilebilen, aynı zamanda biçimi biçerle yapılan, sadece bir veya iki defa sulamayı gerektiren bir ürün. Ürünün 80-90 günlük bir üretim süresi olduğu için de ikinci üretim olarak da ekilebilir. En iyi taraflarından bir tanesi de bölgemizde Amasya'da, Çorum merkezde ve Ankara'da artık işleme tesislerinin bulunması. Sonucu olarak satış pazarı hemen ayağımızda. Geçtiğimiz yıl 400 dolar olan ürünün bugünkü fiyatı 510 dolar civarına çıkmıştır. Dolar bazlı olarak rahatlıkla satılabilecek bir üründür. Bu ürünün memleketimizde Çorum'umuzda üretilmesi için algı oluşturmaya çalışacağız. İnşallah hedef projelerimizden bir tanesi de elimizde soya fasulyesinin üretilmesidir. Ana nedeni şu, Türkiye'ye bugün %90 ithal olarak gelmektedir. Tam bir protein kaynağıdır. Her türlü üründe, gıda maddelerinde karışım olarak kullanılır. Hayvan beslemesinde %10 ile %20 arasında kullanılmaktadır. Büyük bir protein kaynağıdır, bitkisel kökenli. Bunun üretiminde eğer ilimizde başarı elde edebilirsek, üreticilerimizi ikna edebilirsek, ilimize gelir olarak, ikinci ürün olarak özellikle çok büyük katkısı olacaktır. Çünkü ekim yapıldığı alanda toprağa da azot bırakarak bir nevi toprağı da dinlendirmiş oluyor. Toprakta da bir beslenme oluşturmuş oluyor. İlimizde muhakkak veyahut da Türkiye genelinde de söylüyorum, soya fasulyesi ekiminin artması gerekmekte. Bizim Tarım Bakanlığımızdan talebimiz soya fasulyesine özellikle ilimizin de kapsamına alınarak desteğinin artırılması. Eğer devlet desteği soya fasulyesinde ilimizde dahil edilerek artırılırsa soya fasulyesi üretimi artacak ve ülke ekonomisine tamamı neredeyse yurt dışından gelen soya fasulyesinin büyük bir katkı sunacağına inanmaktayım. Şimdiden bu çalışmalarımızın neticesini inşallah 2-3 sene içerisinde göreceğimize inanıyorum. Bunu ben her yerde, her noktada söylüyorum. Bu üründe ben kendi tarlamda özellikle ekerek çiftçilerimizin ve bölgedeki üreticilerimizin bunu görmesini sağladım. Çünkü Çorum ilinde bunun ikinci ürün olarak ekilmiştir bu ürün. İkinci ürün olarak çıkabileceğini, elde edileceğini ve karlı olduğunu göstermek için. Güzel bir ürün elde ettik. Ancak ben bir çiftçi, bir tarla sürerek bu işi beceren birisi değilim. Buna rağmen ben eğer bu ürünü elde ettiysem, emin olun bizim çiftçimiz daha büyük, daha iyi başarılar elde edeceğine inanıyorum.